12 Mart 1954 Mustafa Sabri Efendi'nin vefatı. Şeyhülislam Sabri Efendi Tokatlıdır. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra Kayseri ve İstanbul'da meşhur alimlerden okuyup 22 yaşında icazet aldı. Hocası Asım Efendi'nin kızıyla evlendi. Fatih Camii'nde ders okuttu. Sultan Hamid kendisini Ramazan ayında sarayda yapılan huzur derslerinin mukarrirliğine tayin etti. Bu derslerin en genç azasıydı. Aynı zamanda padişahın kütüphanecisi oldu. Lisansüstü tedrisat yapan Süleymaniye Medresesi'nde müderris, ardından Silistre müftüsü oldu. Gazetelerde yazılar yazdı. Meşrutiyetten sonra Tokat mebusu seçildi. Bu devirde Beyanül Hak mecmuasını neşretti ve baş yazılar yazdı. Karakterindeki muhalif damarın kabarmasıyla zamanın ulemasının çoğu gibi ittihatçıları destekler ve Sultan Hamid'e yüz çevirir gözüktü. Meşrutiyete dini sebeplerle inanmıştı. Ancak birkaç ay içinde ittihatçıların iç yüzünü ilk anlayanlardan biri oldu. İttihatçılar belediye meclisinin seçilmiş azalarını dağıtıp yerine kendi adamlarını getirince onlara karşı amansız bir muhalefete girişti. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurucularındandır. Sivri diliyle muhaliflerini yıldırdı. İttihatçıları cinayetle suçladı. Ordunun iktidara sulanmasını hizmetçinin efendiyi idareye kalkışmasına benzetti. 1913 Babali baskını üzerine ittihatçılar muhalifleri tutuklamaya başlayınca onların elinden Mısır'a, oradan Romanya'ya kaçtı. Ancak zorla memlekete getirildi. Bilecik'e sürüldü. İttihatçılar düşünce tekrar Tokat mebusu oldu. Sultan Vahdettin zamanında 7 ve 2 aylık kısa müddetlerle 2 defa Şeyhülislamlık yaptı. Damat Ferit Paşa Paris konferansına gittiği zaman sadrazamlığa vekalet etti. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesine karşı çıktı. Ferit Paşa kabinesinde kendisi ve Vasfi Hoca ile beraber 4 nazır bu tayine muhalifti. Mustafa Kemal Paşa ittihatçıların bir kısmına, mesela Enver ve Talat Paşalara muhalefet etmişse bile, eline böyle bir fırsat ve salaniyet verilirse ilk icraatı olarak bizi tanımayacak ve hükümetimizi hiçe sayacak kabilinden itirazda bulunuyor, bununla da kalmayıp sadrazamı meselenin bu raddeye kadar gizli tutulmasından mesul sayarak kanuni esasiye ihanet etmekle suçluyorlardı. Sonraki safhada ise Ankara'ya karşı lazım gelen tedbirlerin alınmasında gevşek davranmakla suçladığı Ferit Paşa hakkında padişaha şikayetçi olarak vazifesinden istifa etti. İttihatçıların devamı olarak gördüğü Ankara hareketine hiçbir zaman inanmadı. Onun bir gün Osmanlı saltanatını ve dayandığı temelleri yerle bir edeceğini düşündü. Sulh anlaşması yaparak memleketin kurtulacağına, Kemalistlerin düşmanı tahrik ettiğine inandı. Ancak Kuvayi Milliyeciler hakkında halifeye isyan sebebiyle idam fetvasını Sabri Efendi değil sonraki Şeyhülislam vermiştir. Saltanat kaldırılınca İngilizler kendisini, zevcesi ve 4 çocuğunu Yeşilköy'deki evlerinden alarak gemiyle İskenderiye'ye götürdü. Ankara hükümeti de Sabri Efendi ve oğlu müderris İbrahim Efendi'yi eski rejime bağlı olduğu için sürgün edilen 150'liklerin arasına dahil etti. O zamanlar Mustafa Kemal Paşa, dünya Müslümanları ve ez cümle Mısırlılar tarafından emperyalistlere meydan okuyan bir kahraman olarak görülüyordu. Bu sebeple Sabri Efendi çok sıkıntı çekti, sokaklarda tacize uğradı. Ankara onun sınır dışı edilmesini istedi. O da Lübnan'a geçerek Nekir adlı eseriyle bunlara cevap verdi. Şerif Hüseyin Paşa'nın daveti üzerine Hicaz'a gitti. Burada dizanteriye yakalandı. Neler yapılabileceğini görüşmek üzere Sultan Vahdettin'in yanına San Remo'ya gitti. Ama padişahın ümitsizliğini görerek Romanya'da Müslümanların yaşadığı Dobruca'ya geçti. Ankara hükümeti burada da rahat vermeyince 1927'de kayınpederinin memleketi olan Gümülcine'ye yerleşti. Yarın isminde bir gazete neşrederek muhalefetini sürdürdü. Burada Gümülcine müftüsü Mehmet Nevzat ve Dimekota müftüsü Hacı Velittin efendilerle beraber hazırladığı ve Türkiye hükümetini tekfir eden bir fetvayı 15 Mart 1930'da Yarın gazetesinde neşretti.
Ankara'nın Türkiye'yi ziyaret eden Venizelos'tan talebi üzerine gazete kapatıldı. Sabri Efendi Mora'ya sürüldü. Atina'daki Mısır sefirinin yardımıyla 1932'de İskenderiye'ye geldi. Burada zevcesini kaybedince Kahire'ye yerleşti. Hiç parası olmadığı için bulunduğu yerlerde Müslüman cemaatin yardımlarıyla geçiniyordu. Mısır'da en ucuz şey fasulyeydi. Bir çuval alır, yegane kapları olan çaydanlıkta pişirip aylarca yerlerdi. Gandhi açlık grevi yapıyor diye millet ayakta, Osmanlı Şeyhülislam'ı ailece aç, kimsenin umrunda değil diyerek hayıflanırdı. Oğlu Emin, ayakkabı tamircisi bir Ermeninin yanına çırak girip ailesine bakıyorken genç yaşta bir kaza neticesi ölüverdi. Aileye evkaftan cüz'i bir maaş bağlandı. Bunu kendisi gibi sürgün olan ve daha zor vaziyetteki ders vekili Zahid Kevseri'ye verilmesini söyleyerek reddetti. Evkaf ona da maaş bağladı. Yazdığı eserler kendisine tekrar itibar kazandırdı. Kahire'de Eser'e müderris oldu. Alimlerden çok dostlar edindi. Evi talebelerin dolup taştığı bir ilim meclisi haline geldi. Zaten Mısırlılar da Türkiye'de olup bitenleri görerek çok pişman olmuşlardı. Gazetelerde ilmi yazılar yazdı. Pozitivizme karşı inancı müdafaa eden Kavlül Fasl adlı eseri neşredilince Melik Fuat kendisine çok iltifat etti. 1938'de 150'liklerin affı üzerine memlekete dönmedi. O beni affetti ama ben onu affetmem dedi. Eserlerinde inkılap aleyhtarlığı açıkça görülmekle beraber büyük alimlerin sonuncularından biri olduğunda herkes müttefiktir. Son zamanlarını Kahire'de sürgünde olan Şehzade Şevket Efendi'nin evinde geçirdi. 1954'te Kahire'de 86 yaşında vefat etti. Cenazesine alimler, siyasetçiler ve halktan çok kalabalık bir cemaat iştirak etti. Sabri Efendi, Müslümanların son ümidi olan Osmanlı Devleti'nin çöküşünü gözleriyle gördü. İslam medeniyetinin garp karşısında yıkılmasını engellemek için lazım gelen her vasıtaya müracaat edip hayatını ortaya koydu. Osmanlılar aleyhine neşriyat yapan Arap tarihçilerine cevaplar vererek Osmanlıları müdafaa etti. İlmi ciheti siyasetinden üstündü. Mısır'da yazdığı Arabi eserleriyle zamanının alimlerini hayrette bıraktı. Emsalleri arasında ilminin yüksekliği ve kaleminin kudretiyle temayüz etti. Sadece Kemalistlerle değil, modernist ve selefi görüşlerle de kıyasıya mücadele etti. Ehli sünnetin kuvvetli müdafiği oldu. Sabri Efendi'nin 4 ciltlik Mevkiful Akl vel İlm vel Alem adlı kitabı çok meşhurdur. Mısır'a geldiği zaman Arap aleminde Osmanlıların ilme hizmetini inkar edenlere cevap diye yazmıştır. Burada modernistlerin ilmi kelamı modern metotlarla ele alıp mucizeleri inkara kadar gittiklerinden yakınır. Hem son asırda İslam aleminin modernistlerin elindeki hali pürmelalini hem de Ankara hareketine muhalefetinin sebeplerini uzun uzun anlatır. Oğlu İbrahim Sabri Efendi tarafından Arapçadan Türkçe'ye tercüme edilmiş ama Latin harfleriyle basılmasını kabul etmediği için basılmamıştır. İslam harfleriyle basılmasına da Türkiye'de kanun muhalifti. Musa Beykiyev ve emsallerine cevapların yer aldığı Türkçe Dini Müceddidler, İslam'da İmamet-i Kübra ve Savm Risalesi matbudur. Üzerinde münakaşa edilen fıkhi mevzulara dair makaleleri meseleler adıyla tap edilmiştir.